Herkese merhaba, ben Melis Sezer. Bir önceki videomuzda tenise yeni başlayanlar için ipuçları vermiştik. Bu videomuzda da tenisi ileri seviyede oynayanlar için bazı ipuçları vermeye çalışacağım. Başlamadan önce her zaman olduğu gibi ısınma hareketlerimizi yapıyoruz. Bir önceki videomuzda bunları açıkladığım için bir önceki videoya tıklayaraktan onları görebilirsiniz. Öncelikle size servis için bazı tekniği ve tutuşu göstermek istiyorum. Yine backhand'de söylediğimiz tutuşta raketi dik bir şekilde tuttuğumuzda elimizi tokalaşır gibi gribi kavruyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken şey, hem çok sıkı tutmayın hem de çok direkt olarak tutmayın. Birazcık daha işaret parmağınızın kemiği böyle rahat bir açıda olursa ve raketi çevirdiğinizde de bu kemik buraya denk gelecek şekilde, yüzeyine denk gelecek şekilde durabilir. Buna dikkat edebilirsiniz. Onun dışında da dediğim gibi parmaklar birbirine çok yakın, sıkı tutmayalım. Hafif açarsak birazcık daha rahat hissedeceksiniz. Tutuş bu şekilde. Serviste en önemli konularından biri de ayrıca topu yukarıya nasıl attığınız önemli oluyor. Onu da size göstereyim. Topu parmak uçlarımızda tutuyoruz. Avucumuzun içinde çok sıkarak tutmuyoruz. Hafif gevşek ve parmak uçlarında. Kol yine çok gergin değil. Dirsekten birazcık kırık. Ve yavaşça aşağı indirip yukarı doğru atıyoruz. Top atışında önemli olan şeylerden biri de parmak uçlarımızdan çıkartırken başımızın üstüne doğru gitmesi. Çok sağa, çok sola atarsanız raketle buluşma yeri değişeceği için kontrolü de kaybedersiniz. Bunun egzersizini defalarca yukarı atıp ve elinize gelecek şekilde yaparsanız daha kolay bir alıştırma olur. Topu yukarı atıştaki egzersizde tuttuğunuz gibi aynı zamanda raketi yere bırakabilirsiniz. Ve aynı zamanda yukarı attığınız top raketin üstüne çarparsa bu da size iyi bir geri bildirim olur. Bunun da egzersizini yapabilirsiniz. Şimdi gelelim servisin tekniğine. Servise attığımız bu arka çizgi burası. Ve öncelikle hazırlık, raketle topu ben yan yana tutuyorum. Siz de bu şekilde yaparsınız. Ama bu mecbur bir şey değil. Konsantre olmak açısından hepimiz böyle yaparız. Duruş bu şekilde. Sağlaklar için sol ayak önde. Çapraz bir şekilde duruyoruz. Vücut karşıyı gösteriyor. Ama ne çok fazla göğsümüzü de karşıya dönüyoruz ne de çok fazla yana dönüyoruz. Hafif çapraz bir şekilde duruyoruz. Raketle top burada bu şekilde başlıyor. Gribimizi kontrol ettik. Daha sonrasında raketi hafif geriye alıyoruz. Geriye alırken dikkat etmemiz gereken yine dirsek vücuttan çok fazla açılmıyor. Raket yandan gelmiyor. Çok fazla da vücuda yakın gelmiyor. İkisinin arasında rahat bir pozisyonda geri alıyoruz. Raketimizin başı önce aşağıda, daha sonrasında yukarı geliyor. Dirsek bükülüyor. Vücudun arkasına eğildikten sonra buradan da çıkıyor ve topla buluşma yeriniz buralarda bir yerde olması lazım. Topu yukarı attığınız yer önemli. Çünkü ne çok sağa, ne çok sola, ne de çok geriye ve öne atmanız gerekiyor. O yüzden top atışını, egzersizini iyi yapmanızı öneririm. Yukarı attıktan sonra da buluşup topu karşıya atıyorsunuz. Yine serviste de 3 çeşit servis stilimiz var. Daha çok ilk aşama için ben her zaman düz servisi öneriyorum. Ama topu attığınız yere göre yandan vurursanız slice servis oluyor. Birazcık daha sol tarafa atarsanız topun arkasına geçip spinli servis atabilirsiniz. Bunu da zaten tenis oynayan kişiler anlayacaktır diye düşünüyorum. Bir kez daha hareketin tamamını yapıp size göstermeye çalışacağım. Daha ileri seviyeler için sıçrayıp sol ayakla içeri düşme olabilir. Bunun için de hafif bir yaylanma hareketi yapıyoruz ve çıktıktan sonra dizleri kırıp öne doğru sıçrıyoruz. Bu şekilde hem top birazcık daha ivme kazanıyor hem de gayet kontrollü bir şekilde gidiyor. Ben size akıcı bir şekilde göstermeye çalışacağım şimdi. We'll be right back.
servisimiz bu şekilde. Amatörlükten profesyonelliğe geçişte küçük yaştan beri zaten bu amaç üzerinde antrenmanlarıma devam ettiğim için geçiş aslında çok da zor olmadı. Küçük yaşlarda elde ettiğim başarılar da beni işte profesyonelliğe gidiş yolunda da teşvik etmiş oldu. Bir yerden sonra da işte bu meslek olarak yapabileceğime karar verdikten sonra buna başlamış oldum ve o şekilde de devam etti. Uzun yıllardır da profesyonel anlamda tenis hayatına devam ediyorum. Evet, az önce servis tekniğini gördük. Şimdi bir sonraki vuruş voley. Voleyde yine servis gibi tutuyoruz. Aynı tutuşla tutabilirsiniz. Bununla rahat edeceğinize eminim. İlk başlangıç için normal bir tutuştur bu. Voley vuruşu topun karşıdan geldiğinde yere sekmeden direkt olarak havada vurduğumuz bir vuruş. O yüzden diğer vuruşlara göre farklılık gösteriyor. Burada dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi raketi karşıya doğru baktığımızda yana alıyoruz ve raket vücudu çok fazla geçmiyor ve arkaya gitmiyor. Buna dikkat edelim. Yana aldık. Küçük hareket. Raket başı yine yukarıda. Tutuşumuz bu şekilde. Gayet ön kolumuzu kasmadan önde tutuyoruz. Bu başlangıç şeyse daha sonrasında geri alıyoruz. Vücutla birlikte açıyoruz. Yandan raket vücudun arkasında kalmıyor. Daha sonrasında da öne bir adımlı hamleyle bitiriyoruz. Ben size topla da göstereyim. Hem daha akıcı bir şekilde olsun. Topun karşıdan geldiğini varsayarsak sadece küçük bir hareketle yine tabii ki de raketin orta bölgesini hedeflerseniz top çok daha kontrollü bir şekilde karşıya geçecektir. Raketi küçük açmamızdaki diğer bir neden ise top karşıdan hızlı gelecek ve kortun ortasında yakalanacaksınız. O yüzden çok fazla zamanınız olmayacağı için raketi küçük açıyoruz ve küçük bir hareketle bitiriyoruz. Tekrar gösteriyorum. Normal bir pozisyonda yan döndük. Topu küçük bir hamleyle karşıya atıyoruz. Voley de bundan ibaret. Çok küçük yaşlarda benim en öncelikli hedefim milli takımda yer almaktı. Bunu da 12 yaşımda başardım. En genç milli olanlardan bir tanesiydim. Daha sonrasında A milli takımına da en genç üyelerinden bir tanesiydim. Bu hedeflerimi öncelikle gerçekleştirmiş oldum. Daha sonraki hedeflerim tabii daha büyüdü. Ve Türkiye'de birçok ilke imza atmak istemiştim. Ve bu konuda juniorlarda Türkiye için ilkleri gerçekleştirerek kendi hedefime de ulaşmış oldum. Grand Slam'ler oynamak benim için çok büyük bir hedefti. Juniorlarda 3 tane Grand Slam oynadım ve Grand Slam'leri oynayan ilk junior tenisçi olarak da unvanı almıştım. Bu yüzden Türkiye'de zaten hani öncelikli olarak gösterilen tenis sporcularından bir tanesiydim. Daha sonrasında işte bir üst kademeye geçtiğimde işte artık dünya tenisinde kadınlar kategorisinde yarışmaya başladım. Orada da hedefim ilk yüze girmekti. Henüz ilk yüzü gerçekleştiremedim ama orta hedeflerimden bir tanesi 300 olmaktı ve 300 numaraya kadar yükselmiş bulundum. Aynı zamanda çiftlerde çok iyi gidiyorum. Çiftlerde de dünyada 200 numaraya kadar sıralamamı yükseltmeyi başardım. Türkiye'de de en çok çiftler kupasına sahip oyuncuyum ben aynı zamanda. Çiftler oynamaktan da çok zevk alıyorum. Eğer çiftlerde birazcık daha ilerleyebilirsem benim diğer bir hedefime de yaklaşmış olacağım. Çünkü Grand Slam'lerde çiftlerde oynamayı çok isterim. Hem çok zevk alıyorum, çok hoşuma gidiyor. Hem de birazcık daha çiftlere konsantre olduğumda iyi başarılar elde ediyorum. Bu da beni tatmin ediyor. Evet, voley vuruşunu da tamamladık. Şimdi size slice nasıl vurulur onu göstermeye çalışacağım. Slice vuruşu genellikle veteran tenisçilerin çokça tercih ettiği bir vuruş. Özelliği de topun yerden çok kalkmaması. Bunun için de öncelikle tutuşumuz yine servis ve voleyde uyguladığımız tutuş gibi düz bir şekilde tutuyoruz. Ve bu sefer forehand'den farklı olarak raketin başı birazcık daha açık oluyor. Forehand'de biraz daha kapalıyken slice'da açık tutuyoruz ve mümkün olduğunca topun altına vuruyoruz. Ama altındaki yaptığımız hareketle birlikte topu birazcık kesmiş oluyoruz. Top düz bir şekilde filenin üstünden geçiyor. Daha sonrasında yere sektikten sonra da yerden çok fazla yükselmiyor. Onun için yine forehand'deki gibi benzer pozisyonumuz var. Ve top yere değdikten sonra bu şekilde altına vuruyoruz. Tekrar göstereceğim. Tutuşumuzu kontrol ettik.
topun altına. Raketi yine çok fazla geriye almıyorum burada. Orta bir seviyede açıp topun altına girip şu şekilde vurmamız gerekiyor. Şu bilek yumuşatma hareketini ne kadar iyi yaparsanız topu o kadar çok kesmiş olursunuz. Top da o kadar çok yerden kalkmaz ve birazcık da falso vermiş olursunuz. Tekrar gösteriyorum. Forehand bu şekilde. Şimdi size bir de backhand tarafını göstereceğim. Backhand tarafı genellikle tek el backhand vuranların da çok tercih ettiği bir vuruş. Yine tutuşumuz aynı şekilde ve bu sefer birazcık daha dönüyoruz ve burada sol elimize biraz dikkat ediyoruz. Raketi boğaz kısmından tutuyoruz ve tuttuktan sonra da raketi geriye aldığımızda raket bu şekilde ve bilekten birazcık daha sıkı tutmamız gerekiyor burada. Raketi geri aldık. Daha sonrasında hala elim raketin boğazında. Daha sonrasında topla buluşmadan önce raketi ön hamledeyken sol elimizi bırakıyoruz. Raket öne giderken sol el de arkaya doğru gidiyor. Ve yine topun altına girip topu birazcık kesip yumuşatma hareketini yapıyoruz. Tane top alabilir miyim? Evet, onu da tekrar göstereceğim şekilde. Bu şekilde top yine yerden çok fazla yükselmemiş oluyor. Mümkün olduğunca topun altına girip karşıya atıyoruz. Dediğim gibi önce raketin boğazından tutarken geriye aldık. Daha sonrasında topla buluşma noktasına gelirken sol elimiz arkaya, sağ elimiz de öne gidiyor. Slice vuruşları oldukça etkili vuruşlar bence. Puan yaptığınız sırada da çokça kullandığınız taktiksel açıdan işinize yarayacak bir vuruştur. Detaylı bir şekilde göstermeye çalıştım. Umarım faydalanırsınız. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu videoda da size tenisle alakalı bilgiler vermeye çalıştım. Siz de eğer bir kort imkanınız varsa ve bir partneriniz de varsa bunları pekiştirerek antrenmanlarınıza devam edebilirsiniz. Hazır benim burada bir kort imkanım varken birazdan birazcık antrenman yapacağım ve size de tenis oyunumdan kareler göstermeye çalışacağım. Daha fazla antrenman videosu için Decathlon Türkiye YouTube kanalına abone olup videoları izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.